yaratmak ve kurban olmak. Kurban olayım diye çok söyleniyor bu iki kelime dedi. Eğer yaratmak Allah-u Teala'ya mahsustur. Hangi niyetle? Söylenirse söylesin. Benim niyetim efendim işte o değildir. O niyetle söylemiyorum, kurtarmaz. Biz kimse hırsızlık yaptığı zaman benim niyetim kötü değildi diyemez. Adam adamı öldürdüğü zaman benim niyetim kötü değildi diyemez. Çünkü haram olan, küfür olan şeyler iyi niyetle haramlıktan ve küfür olmaktan yani imanı gidermekten insanı kurtarmaz. Onun için yaratmak kelimesini Allah-u Teala'dan başka hiç kimse için kullanmamalı. Peygamberler ve melekler için de tabii peygamberler ve melekler yaratıcı değil ki. Mahlukturlar. Muhammed Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam da mahluktur. Mahlukların zirvesinde yaratılmıştır. Habibullah'tır ama mahluktur. Yaratılmıştır. Yaratan, yoktan var eden, hayat veren sadece Allah-u Teala'dır. Ve yaratmak kelimesinin anlamı da budur. Onun için de yani yoktan var etmektir. Dolayısıyla başka birisi için kullanılmaz. Kitaplarda buyuruyor ki bazı kitaplarda haram diye geçiyor. Bazılarına da küfür diye geçiyor. Yani imanı götürür buyuruyor. Onun için çok dikkatli ve uyanık olmak lazım. Peki kurban olmak. Seni yaradana kurban olayım denir. Ama sana kurban olayım denmez. Seni yaradana kurban. Çocuğu görüyor. Kurban olayım sana. Niye kurban olacaksın ki? Allah-u Teala'ya kurban olunur. Seni yaradana kurban denir. Yoksa sana kurban olayım. Olmaz öyle şey. O da caiz değildir. Günahtır. Hatta hükmü Allah-u Teala korusun. Yani şirke bile sokar adamı. Sana kurban olayım deyince sana kurban sanki ona tapıyorsun gibi geliyor. Onun için o kelimeyi kullanacaksan genellikle mesela çocukları severken kendini kaptırıveriyor. Diyor ki kurban olsun sana annenle, kurban olsun sana annen, kurban olsun sana baban, kurban olsun sana deden. Allah Allah. Onun şey. Yani onu öyle diyeceğine seni yaradana kurban olsun desin. Tamam. Masumdur. Sevimlidir. Evladıdır. Ama yaradanına kurban. Seni yaradana kurban denir. Başka türlü olmaz efendim.